Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Temizlik yapıyorum, çok büyük temizlik yapıyorum. Bütün evi temizliyorum ve şu anda tuvaletlere, banyolara geldim. Şöyle bir parlatıcı buldum arkadaşlar. Elime ne geçerse onlarla şu anda temizlik yapıyorum ama fark ettim ki bunlarla gerçekten çok güzel lavabo temizleniyor. Bunu da size göstermek istedim. Parlatıcıyı çok az bir şekilde şöyle döküyorum. Eğer ki şuralarınız paslıysa onları da geçiriyor arkadaşlar. Şöyle kenarlarına da döküyorum. Evet, her yere döktüm. Ve elime bir adet nemli bez alıyorum. Ve şimdi tertemiz oluyor, parlıyor. Şöyle geçiyorum. Geçiyorum. Ara ara temizlikler geldikçe sizlere atmaya da devam edeceğim. Şuralar çok kirlenmiş gerçekten. Ve çok çabuk gördüğünüz gibi kirini, pisini alıyor arkadaşlar. Evet. Ve bu şekilde. Şu kısımlara bakın. Evet, çok iyi bir şekilde aldı. Devam ediyoruz. Size de tavsiye ederim. Parlatıcıyla çok şey yapılabiliyor arkadaşlar. Hallarınızda leke olursa onları da çok çok güzel gideriyor. Şu kısımlarınız eğer lekeliyse hemen döküveriyoruz. Ve aynalarınız, camlarınız silerken suyun içine parlatıcı atıp öyle silin. Gerçekten güzel temizliyor. Şimdi geldik musluklarımıza. Biraz dökmüştüm ama tekrardan biraz dökeceğim ve şöyle göstereceğim size nasıl güzel parladığını. İlk halini gördünüz zaten. Şuralar var ya arkadaşlar, çok paslanıyor, çok kirleniyor. Ama sık sık bu şekilde temizlerseniz o paslanma gerçekten engelleniyor. Bak şurada mesela yavaş yavaş gelmeye başlamış. Hemen ne yapıyorum? Ben hemen siliyorum. Yoksa bu silikon kısımlarının çıkması gerçekten çok çok zor oluyor. Görüyorsunuz, bakın. Musluğun başına ayrı kullanayım. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Çok güzel parladı değil mi arkadaşlar? Gerçekten ben de şu anda çok çok hoşuma gitti. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi şu lavabonun içine geçelim. Lavabomuz. Şöyle şu kenar kısımları da biliyorsunuz çok kötü oluyor. Bunu sirkeyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sirke şurada eğer kireç kalıntıları varsa onları gerçekten çok güzel yok ediyor. Evet. Şimdi de bir silelim. Parladığını göreceğiz. Çıkardım. Daha sonra size lavabolarınız aşırı tıkanıksa şu vidadan nasıl çıkarılıp yapılıyor onu da anlatacağım arkadaşlar. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Gayet tertemiz oldu. Bunu deneyin. Halılarımızda ve camlarımızda dediğim gibi kullanabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili ve selamlar arkadaşlar.